Selamlar. Malta Havaalanı'ndayız. Burası Malta'nın Uluslararası Havaalanı. Uluslararası diyoruz çünkü ülke içerisinde hiçbir şekilde uçakla ulaşım yok, trenle ulaşım yok. Sadece şehirler arası otobüslerle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Oscorp Malta'da diyebiliriz kısacası. Bundan sonraki maceralarımızı izlemeye devam edelim. 6 gün sınırsız otobüs ve artı olarak da Rozan'ın feribotu kullanacağız. 3 tane kartı yapıyorum. Zaten tek kişinin kullanımında. Otelde 102 euro ödeyeceğiz. Yani kişi başı 4 euro. Şimdi havaalanından X1 isimli otobüslere bineceğiz. Buradan zaten taksiye de binebiliyorsunuz. E-Cabs var, Bolt var, Uber uygulamaları var. Aynı zamanda transfer hizmetleri de var. Biz otobüsü tercih ettik. Çünkü elimizde Talinya kartlar var. O yüzden bugün seyahat edebileceğiz sınırsız bir şekilde. Otobüsümüz burada. Malta'da birinci günümüz. Havaalanından sonra kaldığımız yere gidip birazcık dinlendik. Şimdi de Emdina bölgesine gidiyoruz. Aslında Emdina Malta'nın eski başkenti. Çok uzun yıllarda Orta Çağ döneminde başkentlik yapmış Malta'ya. Eski sokaklar, işte dar sokaklar, eski evler mevcut burada. Birazcık Malta'nın tarihini irdelemiş olacağız. Evet, sonunda Emdina'ya geldik. Burası Orta Çağ'ın en eski başkentlerinden biri Malta'da. O yüzden çok tarihi bir şehir diyebiliriz. Nereden gelirseniz gelin, hatta neyle gelirseniz gelin, kapının orada inmek zorundasınız. Burası Emdina Gate, yani Emdina Kapısı. Buradan sonrasını şehrin içine yürüyerek, kapıdan geçerek gidebiliyorsunuz. Merve'nin de bahsettiği gibi şu anda Emdina'dayız. Hava çok sıcak Malta'da bu arada. Yani ciddi bir nem var. Yani 30 derece falan gösteriyor aslında ama öyle olmadı da yenilebilirim sanırım. Kesinlikle öyle. İnanılmaz bir nem var. Boğuk bir hava var ama çok keyifli. Bir de aşırı hani dikkatimi çeken bir şey var. Gerçekten bütün evler, bütün binalar hepsi böyle boz renklerde. Krem, bej. Buna çok güzel dikkat etmişler. Çok takdir ettim açıkçası. Yeni yapılan evler hiç değiştirmemişler tarzı. Evet. Hala kalıyorlar. Şimdi Emdina'yı gezmeye devam ediyoruz. Evet, Emdina'nın kapısı burası. Game of Thrones'un da birçok sahnesi aslında burada çekildi. Belki izleyen varsa hatırlayabilir. Lady Stark'ın yürüdüğü kapı burası. Buradan geçerek aslında. King's Landing sahneleri burada çekilmiş. Evet. Evet, Emdina şehir turumuz devam ediyor. Size de zaten tüm sokakları gösteriyoruz. Burada birazcık keşfetmeniz lazım. Yani Old City kapıdan girdikten sonra tamamen sizin keşfinize bırakıyor. Hangi sokağa girmek isterseniz, ne taraftan devam etmek isterseniz sizi mutlaka tarihin saklı olduğu bir yerlere çıkartıyor. Çok güzel, çok keyifli o yüzden. Yürümeye devam ediyoruz. Burası aynı zamanda Silent City diye geçiyor. Burası tabi eski başkent. Burası terk edildikten sonra çok fazla hurafelere göre hayaletin olduğu söyleniyor. Sebepten dolayı da Silent City diyorlar ama bayağı canlı, güzel bir yer. Çok fazla turist ağırlıyorlar burada. Çok tatlı dokusu var. Evet, Eray Bey de bahsetti. Burası Silent City olarak da biliniyor ama aynı zamanda da Città Notabile diye geçiyor. Yani İtalyanlar buraya soylular şehri diyorlar. Çünkü yönetim merkezi aslında Emdina'ydı Malta'da. Bu yüzden de şövalyelerin, devlet büyüklerinin ev sahipliği yaptığı bir şehir.
Kapılardan çıktıktan sonra Crystal Palace diye bir yer var. Burada oldukça ünlü. İnsanlar kahve içiyorlar. Buranın yöresel yemeklerini tadıyorlar. Biz de buraya geldik. Şimdi oturup bir şeyler atıştıracağız. Saç tezi dedikleri buraya özgü bir börek mi demediğimiz kol böreği tarzı bir şey var. Peynirli, bezelyeli ve tavuklu olarak alabiliyorsunuz. Brats diye bir şey yiyorum. Çok güzel böyle milföy yumurundan. İç tavuklu. Harika. 60 sent falan verdim. Gayet uygun. Herkese tavsiye ederim. Granale diye bir kafede, Emdina'da. İki tane kola, bir ice espresso, bir de ice americano'ya 11 euro ödedik. Gayet uygun. Türkiye'deki fiyatlarla benzer olduğunu düşünüyoruz. Hala Malta'da birinci günümüzdeyiz. Bu sefer ise eski başkentten yeni başkent Valletta'ya geldik. Valletta çok özel bir şehir. Dünyanın en küçük başkenti bir kere. Aynı zamanda bu şehir şövalyeler tarafından, John şövalyeleri tarafından kurulduğu için de ismini bu birliğin başındaki komutan John de Valletta'dan almış. Burada da Tritor Çeşmesi'ni görüyoruz. Çok sembolik bir yer aslında Valletta için. Bu şehrin planlanması tam 15 yıl sürmüş. John şövalyeleri tarafından planlanıyor ve Avrupa'nın ilk planlanan başkenti. Valletta'da büyük bir kütüphane. Etrafında da kafeler, barlar mevcut. İnsanlar burada yemeklerini yiyebiliyor, kahvelerini içebiliyorlar. Burası gerçekten güzel bir sokak. Aynı zamanda kafesi vardı ofisin. Bir de pizzacısı var aşağıda. Pizza fiyatları 10-15 Euro'dan başlıyor. Çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Burada yemek yiyebilirsiniz Valletta'da. Malta Baluta Bey'deyiz. Burası çok güzel bir koyda. Harika binaların ve restoranların olduğu bir lokasyon. Buradan da güzel bir kahvaltı yapmayı planlıyoruz birlikte. Merve Hanım'ın araştırmaları sayesinde güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. Oradan da okullarımızı ziyaret etmeye başlayacağız bugün. Okul ziyaretlerimizi ayrı bir videoda görebileceksiniz vlog olarak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar neredeyiz? Şimdi Spinola Bay'deyiz. Burası yine Malta'daki koylardan bir tanesi. San Junius bölgesi var. Sağ tarafımızda buradan dümdüz devam eden bir yürüyüş yolu var. Hem de arabaların geçtiği bir yol var. Burada sol tarafımızda bir sürü kafe, işte barlar, insanların oturup yemek yiyeceği yerler mevcut. Arkamızda da zaten teknelerin olduğu kısmı görüyorsunuz. Bu yol üzerinden ilerlediğimizde Baluta Bay meydanına gitmiş oluyoruz. Baluta Bay koyunu da görmüş oluyoruz aynı zamanda. İlerisi de Silema bölgesi. Bizim de okullarımız English Pet, EC, aynı zamanda AM Language bu iki bölge içerisinde olmuş oluyor. Aslında çok merkezi yerler. Bu yüzden de öğrencilerimiz oldukça fazla tercih ediyor diyebiliriz. Şu anda artık tabii hava da biraz serinlemeye başladı. Biz de biraz rahatladık. Güzel bir yemek yedik. Şimdi gezmeye devam ediyoruz.
Malta'da nem var aslında değil mi Merve? Var, sıcak. Nem var ama güzel bir tabii ki yani burası bir ada olduğu için güzel de rüzgarlar var. Ara ara gelip bizi rahatlatıyor aslında. Çok keyifli bir yerdeyiz şu anda. Kayıklar var, az önceki görüntülerde görmüşsünüzdür. Baluta Bay'e gidiyoruz. İlerisi de Silema bölgesi. Yani San Junius'la Silema bölgesi arası çok kısa bir mesafe. Yürüyüş yapılabilecek bir mesafe. Bizim de bu yürüdüğümüz yol üzerinde insanlar aileleriyle, arkadaşlarıyla beraber yürüyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Spor yapanlar mevcut. Yüzüyor çok güzel. Evet. Mesela bikiniyle böyle mayoyla. Güneşlenenleri de görüyoruz. Güneşlenenler var. Normal işte şurada arkamızda mesela denize giriyorlar. Sonra işte pavlar var. Pavlara geçiyorlar, kafelere geçiyorlar. Burada tam bir Akdeniz havası mevcut. Gerçekten hani o Akdeniz ülkelerinin insanların o samimiliği, keyfine sıcak. Düşkün. Evet, aynı zamanda çok samimi ve sıcakkanlı da insanlar çok. Maltalılar. Biz çok, çok sevdik. Yardımsever değiller mi? Evet. Yani gittiğimiz kafelerde, oturduğumuz restoranlarda çok iyi davranılıyor. Gerçekten kibar, nezaket sahibi insanlar. Sorduğumuz soruları da hep böyle içtenlikle cevap alıyoruz genellikle. Yani o Akdeniz insanı farklı oluyor diyebilir miyiz? Evet. İtalyanları da çok benzettik Maltalıları biz. Kesinlikle. İtalyanlar da zaten bizim kültürümüze çok yakınlar biliyorsunuz. O Akdeniz kültürü, Türk kültürüyle iyi anlaşabiliyor. O yüzden burada hiç yabancı hissedeceğinizi düşünmüyoruz. Biz de çok keyifli birkaç gün geçirdik bile. Evet, kısa bir yürüyüşün ardından Spinola Bay'den Baluta Bay'e geldik. Burası gerçekten çok güzel. Güzel bir manzara var. Deniz havası almak istedik biz de birazcık. Mis gibi deniz havası. Çok evet, hoşumuza tertemiz. Gitti gerçekten. İnsanın Malta'da yaşayası burada öğrenci olası geliyor. Çünkü burada evet. Da sahilde, plajda oturan insanlar var. Aileleriyle, arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Bence güzel bir vakit geçirmenin de en ucuz yöntemi kesinlikle sahilde oturmak. Yerel halkın da bunu yaptığına çok şahit oluyoruz evet. Aslında. İnsanlar böyle hani küçük küçük koylar aslında buralar. Buralarda böyle hani direkt böyle bez çantalarıyla, işte sandalyeleriyle gelip çoluk çocuk burada takılıyorlar aslında. Hem vakit geçiriyorlar ya, tam bir Akdeniz ülkesi aslında. Bizim normal hani yazlık bölgelerimizde hayat nasıl işliyorsa burada kesinlikle. Da bence çok benzer ama birazcık daha tabii ki relax yaşam haline var. Gelmiş bir de burada ya birazcık. Aynen tatilden öyle. Ziyade. Bir de yolda yürürken mesela çoğunlukla İngilizce duyduk. Evet ama ara ara da Maltaca duyduk, duymadık duyuyoruz. Mı? Evet, duyuyoruz, fark ediyoruz yani Maltaca olduğunu. Aslında böyle çok hoş tınısı olan bir dil değil mi? Mesela evet. Bana biraz İtalyanca yanımsattı. Kesinlikle İtalyanca'ya çok benziyor. İtalyanca'ya benzerliğinden asla şüphem yok. Bir de çok uzun yıllar Arap etkisiyle de kaldıkları için Arapça kelimeler de mevcut. Bu da demek oluyor ki aslında Türkçe ile de çok bağlantılı kesinlikle. Kelimeler var. Merhaba mesela. Merhaba çok şaşırmıştık. Mesela. Evet, bazı tabelalarda mekanların girişlerinde falan merhaba yazıyor. Biraz yazımı farklı bizden. A harfi evet. Eksik birkaç merhaba yerde ama. Merhaba şeklinde. Evet. Yine de benzer kelimeleri görmek çok hoşumuza gitmedi değil. Evet. Burada da çok ünlü bir otel şeklinde. Varmış mesela. O da hani şu an dikkatimi çekti. Evet. Hilton da yanında. Aynen otel. Ya evet aynen avukat mesela hani kesinlikle şeyi gördük. Tabelalarda bir hani hukuk ofisi, avukatlık ofisinin tabelasında. Direkt olarak Türkçe şeklinde yazıldığı gibi avukat yazıyordu mesela. Hani bu tarz şeylerden de aslında aynı bölge olduğu için bir noktada etkilendiğini düşünüyorum bu kültürlerin birbirinden. Bence de. Yani Türkiye'den buraya gelen okumak, çalışmak için ya da tatil çok yapmak için. Yani. Kesinlikle bence de. Kesinlikle hiç kimse öyle. Burada kültür şokunu çok derin yaşamaz eminim ki. Çok çabuk adapte olabilir. Bence Malta güzel bir fırsat. Ya benim aslında daha önce gördüğüm bütün ülkeler arasında görsel olarak en farklı gördüğüm, hani görsel yapıdan bahsediyorum, en farklı gördüğüm ülke Malta. Ama kültür olarak aslında tam tersi, çok bize yakın ve böyle çok tanıdık bir hava var gerçekten. O yüzden de hani burada yani sadece dil okulu için tabii ki değil. Konuşmuyoruz. Buraya evet. Turistik olarak da gelebilirsiniz. Yani zaten Schengen vizesi alan birisi buraya da normal tatile gelebilir.
belki planlarınıza böyle birkaç gün Malta'yı da ekleyebilirsiniz. Kesinlikle ayırın buraya birkaç gün. Öneririz değil mi? Kesin. Biz çok sevdik. Biz gezmeye devam ediyoruz o zaman. Thank you.